Enerjisa günlük enerji bülteni sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 8 Kasım 2021. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Kalyon ve Koç Batar üretecek. Kalyon Holding, Kalyon Electrical Vehicle enerji yatırım unvanıyla yeni bir şirket kurdu. 100 bin lira sermaye ile kurulan şirket elektrikli araçlar için batarya üretecek. Bu arada Koç Holding'den gelen benzer bir habere göre firma, Manisa'da elektrikli araç bataryası üretim tesisi kurmak için görüşmeler yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi sıfır karbona ilerliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi binalarının çatılarını kurduğu güneş santralleri ve katı atıklardan ürettiği elektrik sayesinde sıfır karbon yolunda ilerliyor. Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran anlatıyor. Türkiye'de ilk yeşil şehir eylem planını hazırladık. 13 binamızda 1200 kW'lık güneş enerjisi santralı kurulumumuz, atıklardan elektrik enerjisi ürettiğimiz 40 MW'lık bir kurulu gücümüz var. Türkiye'de öncü bir çalışmaya imza attı belediyemiz. 724 elektrik faturasının karşılığı olan 28 milyon kilowatt saatlik elektrik enerjisinin fosil kaynaklardan değil de yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığı elektrik enerjisi hizmet alımını Haziran ayı itibaren satın almaya başladı. Dolayısıyla elektrik enerjisinden kaynaklanan sera gazı salımlarını sıfırlamış oldu. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak hem İzmir'imizi hem dünyamızı hem geleceğimizi koruyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Evran, belediyenin yenilenebilir enerji dönüşümü yolunda attığı adımları anlattı. TRT payı faturadan kaldırılsın. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Falan Döken, faturalardaki vergi oranlarının tüketim bedeline yaklaştığına dikkat çekti. Buna bağlı olarak elektrik ve doğalgaz fatura bedellerine KDV oranının %18'den %1'e düşürülmesini ve TRT payının her kesim için kaldırılmasını istedi. Ilısu Barajı hizmete açıldı. Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali hizmete açıldı. Dicle Nehri üzerinde 11 milyar metreküp su depolama gücü bulan Ilısu, 1200 MW'lık kurulu gücüyle Türkiye'nin 4. büyük hidroelektrik santrali oldu. Değerli dinleyiciler, Coca-Cola içecek anonim şirketi Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 4.8 MW kapasiteli bir rüzgar enerjisi kurup işletecek. Firmanın Çorlu'da bir içecek fabrikası bulunuyor, santralde üretilen enerjinin fabrikada kullanılması öngörülüyor. Çin'de enerji arz talebi normalleşiyor. Çin'de enerji arz ve talebi normale dönüyor, elektrik açığı azalıyor. Ülkenin enerji yönetiminden yapılan açıklamada Çin'de termal kömür stoklarının da 99.3 milyon tona çıktığı ve kömür arzının talebi karşılayabileceği gün sayısının 20'ye yükseldiği bildirildi. BHP, BMC kömür hisselerini elden çıkarıyor. Dünyanın en büyük madencilik şirketlerinin Avustralyalı BHP Group, BHP Missio Coal, BMC %80 hissesini 1.35 milyar dolara Stanmore SMC Holding'e sattı. BHP, yüksek kalite metalurjik kömür üretimine odaklanmak için diğer varlıklarını elden çıkarıyor. Çin yeni nesil nükleerle elektrik üretecek. Çin geliştirdiği 3. nesil basınçlı su reaktörü Hualongwan'la Fuqing nükleer santralinde ikinci kez elektrik üretimine hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre 7 Kasım'da santralin 6 numaralı nükleer elektrik ünitesine nükleer yakıt dondurulmaya başlandı. Katar, LNG gemi filosunu genişletiyor. Kuzey Deniz sahasında LNG üretimini artırmak isteyen Katar Enerji, Güney Kore'ye 6 adet LNG gemisi sipariş etti. Bu gemiler Katar'la Güney Kore arasında imzalanan 19 milyar dolarlık sözleşme çerçevesinde 2027'ye kadar üretilecek 100 LNG gemisinin ilk bölümü olacak. Çeşme RES'in imar planı iptal oldu. ABK Çeşme RES Enerji Elektrik Üretim tarafından Çeşme'de kurulan rüzgar enerjisi santraline ilişkin yargı kararı açıklandı. İzmir 2. İdare Mahkemesi adını Vega Çeşme RES Elektrik Üretim olarak değiştiren şirketin imar planını iptal etti. Sayın dinleyiciler, Petkim Petrokimya Holding yılın ilk 9 ayında 3.9 milyar lira kar etti.
Elon Musk, Tesla'dan hisse satışı için anket yaptı. Tesla'nın kurucusu Elon Musk, maaş geliri olmadığı için vergi ödemiyor. Bu durum dünyanın en zenginleri arasında bulunan iş adamına sıkça eleştirilmesine neden oluyor. Biden yönetimi de bu durumu düzeltmek için milyarder vergisi olarak da isimlendirilen yasa teklifi sundu. Elon Musk, sosyal medya hesabından demokratların önerdiği bu vergi sistemine gönderme yaparak Tesla'daki hisselerinin %10'unu satıp satmaya dair anket yaptı. Konya'da jeotermal aranacak. UMESA Tarım, Konya'nın Selçuklu ilçesinde jeotermal kaynak aramayı planlıyor. 5 sondaj kuyusu açılacak projenin değeri yarım milyon lira olarak hesaplanıyor. Sırada petrol fiyatları var. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeterli sayıda tanker sürücüsü bulunamamasından kaynaklanan nakliye problemleri ham petrolün yükselişini destekliyor. Brent petrolün varil fiyatı 83 doların üzerinde seyrediyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 9 Kasım 2021 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 851.63 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 08.09 aralığı için 1131 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 23.00 dilimi için 399.99 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa Günlük Enerji Bülteniniz sundu.